Rasyonel sayılar konusuyla ilgili 3D yayınlarından seçtiğimiz soruları şu an çözeceğiz inşallah. Evet, birinci sorumuza başlayalım. Bu soruları çözerken genel olarak arkadaşlar önce durdurup kendiniz çözüp sonra bizim çözümlerimizi izleyerek devam edebilirsiniz. Sizin için o şekilde daha yararlı olur. Birinci soruda ABC sıfırdan ve birbirinden farklı rakam. Rakam olması bizim için önemli. Ondalık gösterimi verilmiş 3 tane sayı var. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu 3 sayının sıralamasının onda birler basamağı yerine yüzde birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek bir sıralama yapmış. Şimdi K sayısını alacak olursak 0,AB. Burada arkadaşlar 0'dan sonraki ilk basamak onda birler basamağı, yani 1 bölü 10'un katları şeklinde gelecek basamaklar onda birler. Sıfırdan sonra ikinci basamak yüzde birler basamağı. Yüzde birler. Bir sayı daha olsaydı binde birler. Yani bu şekilde devam ediyor. İlk basamak 1 bölü 10, ikinci basamak 1 bölü 100, üçüncü basamak 1 bölü 1000 şeklinde ne yapacaktır? Devam edecektir diyoruz. Genel bir bilgi olsun. Şimdi o zaman bu Alican ne yapmış arkadaşlar? Onda birlere değil de, yani birincilere değil de ikincilere göre bakıp sıralama yapmış. Şimdi biz buna göre bakıp sıralama yaptığımız zaman sıralamayı ne bulmuş? K küçüktür, L küçüktür, M bulmuş. O zaman ikinciye bakarak yaptıysa K'da ne var? B var. B küçüktür. Sonra L var. Sonra da A var. B, C, A şeklinde olması lazım. Yani normalde B, C, A, B, C sayılarının birbirine göre sıralaması B küçüktür, C küçüktür, A. Peki biz şu an doğru sıralamayı yapmak istersek neye bakacağız? Onda birler basamağına göre, yani birinci kısma göre bakacağız. Birinci kısımda B'nin olduğu yer kim? L küçüktür. C'nin olduğu yer M. O da küçüktür. Ne? K'dır diyoruz. Yani L, M, K doğru cevabımız olacak. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Burada bir rasyonel ifade var. 4 bölü 3 artı 44 bölü 33 artı 444 bölü 333 şeklinde ve bu şekilde her bir kesil ifadede birer tane basamak artırılacak şekilde devam ediyor. Şimdi birincisi 4 bölü 3 artı ikincisini 11 çarpı 4 bölü 11 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Üçüncüsünü 111 çarpı 4 bölü 111 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Bu şekilde devam ettiğimizde kaç tane 4 varsa o kadar 1 olacaktır. Ve şu şekilde yazacak olursak 4 bölü 3 olacaktır. Yani örüntü bu şekilde devam ettiği için her defasında önce 11 geldi, sonra 111 geldi, sonra 1111 geldi ve bu şekilde ne yapacak? İfade devam edecek. Burada sadeleştirmeleri yapacak olursak 11'ler, 111'ler ve 1'ler gitti. Geriye kalan ifade 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü 3. Yani burada bulmamız gereken şey kaç tane 4 bölü 3 olduğunu bulmamız lazım. Şimdi burası bir basamaklı sayı. Burası 2 basamaklı, burası 3 basamaklı ve sonuncusu da 90 basamaklı. O zaman bakın 1, 2, kaça kadar gideceğiz? 90'a kadar. 90 tane var. Terim sayısından da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Elimizde bulunan, yani şu 4 bölü 3'ten kaç tane gelecek? 90 tane gelecek. 90 çarpı 4 bölü 3 dersek o da 360 bölü 3'ten 120 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Evet, gelelim diğer sorumuza. 4 katlı pasta üzerindeki mumlar dikildikleri katlara göre birer rasyonel sayıyı sembolize etmektedir. Pastanın birinci katına dikilen her bir mum 0,3. Şurada birinci katta 0,3. İkinci katına dikilen her bir mum 0,5. Üçüncü katına dikilen 0,9 devrediyor. Dördüncü katına dikilen de 1,2. Bunları rasyonele çevirirsek 3 bölü 10 yapar. Burası 5 bölü 10 yapar. Burası 9 bölü 9 yapar, yani 1 yapar. Burası da 12 bölü 10 yapar. Yukarıdaki diyor pasta da ikinci katta dikilen mumların tamamı gösterilmemiştir. Yani burada gösterilen ikinci katta gösterilen sayı arkadaşlar tamamen doğru değilmiş, eksikmiş. Şimdi o zaman buna göre yorumlarsak birinci katta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci katta 7 tane var. İkinci kata bakıyoruz. Burada görünen 5 tane var.
Ama 5 artı x yani eksik bu. Çünkü tamamı gösterilmemiş. 3. katta 1, 2, 3, 4, 4 tane var. 4. katta 1, 2, 3 tane var diyoruz. Hatta şuraya biz direkt ne diyelim? X tane diyelim. Şimdi diyor ki pastadaki tüm mumların değerleri toplamı 13,2 olduğuna göre ikinci katta gösterilmeyen kaç mum vardır? Şimdi bunlar bu sayıları sembolize ettiği için şimdi şunun anlamı birincisinde 0,3 yani 3 bölü 10 buradan 7 tane var. O zaman birinci kat için 7 tane 3 bölü 10 gelecek değer olarak da. İkinci katta her biri 5 bölü 10'u temsil ediyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. X tane 5 bölü 10 olsun artı üçüncü katta her biri 1'i temsil ediyor ve 4 tane olduğu için 4 diyeceğiz. Dördüncü katta her biri 12 bölü 10'u temsil ediyor. 3 tane olduğu için de 36 bölü 10 diyeceğiz. Ve bunların toplamları 132 bölü 10'a eşit olacak. Şimdi düzenleyelim. 21 bölü 10 artı 36 bölü 10 artı 4 gördüğümüz yere de 40 bölü 10 yazalım isterseniz. Bu da 5x bölü 10. O da eşittir. 132 bölü 10 oldu. Evet toplarsak kaç yapıyor? 57, 97 yapar. 97 artı 5x bölü 10 eşittir. 132 bölü 10 oldu. 97 artı 5x eşittir. 132 olup 5x buradan 35 gelip x de buradan 7 gelir. İkinci katta toplamda 7 tane varmış ama bize kaç tanesi gösterilmiş? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi gösterilmiş. Gösterilmeyen kaç tane kalır? 2 tane kalır diyoruz. Evet gelelim diğer sorumuza. Burada da ondalıklı sıralama sorusu var. Şimdi bunların sıralaması çok basit bir şekilde yapılıyor ama genelde bilmeyen öğrenciler çoğunlukta oluyor. O yüzden bu soruyu seçtim. Şimdi x'i yazacak olursak 3,235 kim devrediyor? 5 devrediyor. O zaman ne yapacağız? 5, 5 şeklinde ne yapacak? Bu ifade sonsuza kadar gidecek. Şu şekilde nokta nokta koyalım. Y'ye bakacak olursak y dediğimiz ifade 3,235'ten sonra kim devrediyor? 35 devrediyor. Bu şekilde 35, 35 yazarak ne yapacağız? Sonsuza kadar gideceğiz. Z'ye bakacak olursak 3,235'te 235 sayısı devrediyor. Bu şekilde yazalım. Evet götürelim. Şimdi burada arkadaşlar sıralamayı nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi sıralamayı yaparken şöyle. Şimdi bu sayıların tam kısımları 3'ünün de 3. O zaman burada sıralayamayız. Onda birler basamağı, 3'ünün de 2. Burada da sıralamayız. Yüzde birler basamağı 3. Burada da olmaz. Binde birler basamağı 5. Burada da olmaz. Yani şu ana kadar basamakları söylediğimiz bu 4 hane için arkadaşlar sayıların hepsi aynı. Şimdi bundan sonra gelen ilk farklılaşmanın olduğu yeri ne yapıyoruz? Bu şekilde işaretliyoruz. Ve işaretlediğimiz yerde sayıları sıralıyoruz. 2 3'ten küçük, 3 5'ten küçük. 2 dediğim sayı Z'de. Z küçüktür. Sonra 3 dediğim sayı Y'de. Y küçüktür. Sonra 5 dediğim sayı da X'te. Yani o zaman Z küçüktür, Y küçüktür, X olacak. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Kümesin elemanları aşağıda verilen kesirli ifadelerdeki kutular içerisinde her kutuya farklı bir rakam gelmek üzere yazılacaktır. Soldaki basit kesir sağdaki bileşik kesir olacakmış. Basit kesir için payı paydasından ne olacaktı? Küçük olacaktı. Mesela burada rastgele bir basit kesir yazalım. 1 bölü 2 bu bir basit kesirdir. 1 bölü 3 bu bir basit kesirdir. 2 bölü 3 basit kesirdir. 2 bölü 5 basit kesirdir. Yani yukarıdaki kısım aşağıdaki kısımdan ne olması lazım? Küçük olması lazım. Payı paydasından büyük olan kesirleri de ne diyeceğiz? Bileşik kesir diyeceğiz. Şimdi burada ikisinin toplamının ne olmasını istemiş? En fazla olmasını istemiş. Şimdi ben bileşik kesire en fazla yapabilmem için yukarıya en büyük sayıyı vermem lazım. Aşağıya da en küçüğü vermem lazım. Burası için konuşuyoruz. Sağ taraf için. O zaman rakam zaten sınırlı elimizdeki ifadeler. En büyük buraya 9 vereceğiz. Buraya da en büyük ne vereceğiz? Pardon en küçük 1 vereceğiz. 9 bölü 1 oldu. Gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta basit kesir yapacağız. Ama en fazla yapmamız lazım. O zaman sayılar birbirine çok yakın olup sayı değerlerinin büyük olması lazım. Geriye kalan 2 tane zaten rakamım kaldı. Büyük olan kim? 7 ile 8. O zaman nasıl yapacağız? 7 bölü 8. Küçüğü yukarı, büyüğü aşağı yazacağız ki basit kesir olsun diye. 7 bölü 8 artı 7 bölü 8 artı 9. 7 artı 72 bölü 8 olur. Bununla bunu çarptık. 79 bölü 8'den cevabımız E şık olacaktır diyoruz.
Evet, gelelim bir diğer sorumuza. A pozitif gerçel sayıdır. Gerçel sayıdır. Yani ne olabilir? Küsurat olabilir. Her şey olabilir. İşlemin sonucu pozitif tam sayıdır diyor. Tam dediği için arkadaşlar artık sonuç küsuratlı olamaz. Yani bu işlemin sonucunun ne olması lazımmış? Tam sayı olması lazımmış. Şimdi 14, 17 bölü 4'ten a'yı çıkardığımız zaman sonucun bir pozitif tam sayı olmasını istiyoruz. Şimdi 17'yi öncelikle bir 4'e bölelim. Bunu böldüğümüz zaman daha rahat anlayacağız. 4'e bölersek kaç kere var? 4 kere 16. Kalan ne geldi? 1. Virgül 0 ekledik. 2 kere 8. 2. 20'nin içerisinde 5. Yani 17 bölü 4 dediğim sayı 4,25 sayısı ve ben bundan a'yı çıkardığım zaman sonucun ne olmasını istiyorum? Pozitif tam sayı olmasını istiyorum. Yani sonuç pozitif tam sayı gelecek. O zaman a olarak kimi seçerim? En küçük 0,25'i seçersem ikisinin ondaklı kısımlar birbirini götürür ve sonuç ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. O yüzden alabileceği en küçük değer ne olacak? C olacak diyoruz. Bu da son sorumuzdu. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Başarılar.